genel izleyici. Merhaba, Yeni Enerji Programı ile karşınızdayız. Ben Zehra Küçük. İklim eylemi ve sürdürülebilirlik hedefleri enerji dünyasını da yeniden şekillendiriyor. Bu hafta önemli enerji kuruluşlarından biri Linde Gaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mert Kumbaracı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş buldum. Hemen sohbetimize başlayalım. Şimdi dünyamızın ya da aslında biraz daha geniş bakacak olursak bir diğer de işte de geleceğimizin daha güvenle şekillenmesi için, bu endişelerin son bulması için aslında bizim son yıllarda üzerine basa basa konuştuğumuz bir kavram var ki o da iklim değişikliği. Konumuzu da çok yakından ilgilendiriyor. Peki şimdi iklim değişikliğinin ana sebebi nedir? Hem bunu sormak istiyorum ben size hem de şöyle bir geniş çaplı bakacak olursak başta ülke yönetimleri, sanayiciler hatta daha minimum düşünecek olursak biz bireyler, büyük küçük demeden tabii ki bu adımlar atılmalı. Neler yapabiliriz? Evet, çok güzel soru Zehra Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi özellikle son yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte bu hem bilim adamlarına göre hem Avrupa Komisyonu'na göre küresel ısınma başladı. Dünyamız 0.5 santigrat derece arttı ve 2060 yılında eğer bu hızla devam edersek ve hiçbir şey yapmaz isek 2 santigrat derece daha dünyamızın ısınacağı hesaplanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki nesillerimiz için, çocuklarımız, torunlarımız için bir şeyler yapmamız lazım. Yeni enerji ve fosil yakıtlardan arındırılmış bir enerji sistemi, bir ekosistemi toparlamamız gerekiyor. Bu zaten Avrupa Komisyonu tarafından da biliyorsunuz Paris mutabakatıyla Türkiye'nin de içinde olduğu bir süreç. Dolayısıyla hep yenilenebilir kaynaklardan, enerji kaynaklarından daha az karbon salınımı oluşturarak ve karbon ayak izini azaltarak aynı zamanda bir ahlaki sorumluluk da bu. Dünyamızı daha üretken, daha yeşil, daha temiz bir hale getirmemiz lazım. Ama nasıl yapacağız noktası çok çok önemli elbette. Şimdi ülke yönetimleri, sanayiler ve bireysel olarak baktığımızda herkese düşen ödevler, görevler var elbette ama bu kısmı belki de çok hep duyuluyor ama belki biraz kulak arkası yapılıyor. Ne yapmak lazım? Bu yolda nasıl ilerlemek lazım? Evet, yeni enerji kaynakları üretmemiz lazım. Örneğin işte rüzgar enerjisi olabilir, hidrotermik santraller, güneş enerjisi ve elektriği oluştururken havaya çıkan, ortaya çıkan karbondioksit salınımlarını minimuma indirmemiz lazım. Burada da işte tam hidrojen devreye giriyor. Şimdi o konuya da geçelim o zaman. Enerji üretim sistemlerinin karbondan arındırılmasına geliyor bir şekilde söz dönüp dolaşıp. Bu hayli önemli bir mesele gerçekten de. Geleceğimiz için, yarınlarımız için, çocuklarımız diyoruz ama aslında bizim için de, bizim yaşamımız için de çok çok önemli devamı için. Ve bu arındırma yöntemlerini konuşalım istiyorum. Ben nasıl bir arındırma yöntemi ya da yöntemlerinden söz ediliyor? Hangi faydayı, hangisi maksimum düzeyde sağlıyor? Bunu elbette anlatmanızı rica ederim. Bir de hidrojen diyoruz. Hidrojenin bu dönüşümdeki rolünü de bize anlatır mısınız? Tabii ki. Şimdi aslında hidrojen dünyada en çok bulunan element. Dünyamızın %75'i hidrojenle kaplı. En basit bir suyun içinde H2O dediğimiz iki hidrojen bir oksijen molekülü var. Şu anda sanayideki üretim ve arz 115 milyon ton civarında. Ve tamamen işte bir takım klasifikasyonlar var. Gri olarak üretiliyor. Bunun aşamaları önce mavi elde etmek. Bu ne demek? Fosil yakıtlarda biliyorsunuz hidrokarbon var en basit tabiriyle. Bunu ayrıştırıp ortaya çıkan karbondioksiti atmosfere vermeden onu capture etmek. Yani korumak bir şekilde. Bu toprağın altına basılabilir. Bu şekilde korumak. Buna mavi hidrojen diyoruz. Şayet enerji kaynağımız konvansiyonel yöntemler dışında elektroliz olursa ve rüzgar enerjisi veya güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelirse de tamamen yeşil hidrojene ulaşmış oluyoruz. Aslında doğaya ne kadar az zarar verdiğiyle alakalı sanıyorum bu renk skalası. Yani tamamen başlıyor ve yeşile doğru geliyor. Doğaya en az zarar veren de hatta zarar vermeyen de diyebilirim. Kesinlikle zarar vermeyen. Yeşil hidrojen.
Peki yeşil hidrojenden şöyle bir yola çıkacak olursak, günümüzde üretilen hidrojenin yüzde kaçı aslında şu anda yeşil hidrojen ve bu anlamda madem en zarar vermeyeni yeşil hidrojen, hedef nedir? Şu anda baktığımız zaman %1'leri bile çok zor buluyor. Aslında %99'u gri hidrojen dediğimiz bir renk skalası. Fakat önümüzdeki 50 yıl içinde bunun tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarıyla olması planlanıyor. O dönemde de %50'nin üzerine çıkacak. Dolayısıyla şu anda yeşil hidrojende dünyada henüz %1'lere bile ulaşabilmiş değiliz. Aslında çok da düşük bir rakam ama biz aslında takip ediyoruz, yayınlarımızda da yer veriyoruz. Hem işte Amerika Birleşik Devletleri olsun, Japonya olsun, Avrupa zaten çok şu anda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından hızlandırmış durumda bu dönüşüm sürecini. %1 çok ciddi bir rakam aslında, az anlamında söylüyorum bunu. %50'ye gelmesi ne kadar sürer? Yani bir rakam verdiğiniz esasında ama mümkün olabilecek mi şu şartlarda? Evet, olabilecek çünkü artık şimdi üstel olarak artıyor Zehra Hanım. Baktığımızda şu anda 115 milyon ton bir üretim, daha doğrusu bir ihtiyaç var. Ama bu üretim maalesef bunun %1'lerinde. Ama 2030 yılında bu talebin 2 katına çıkacağı ve 2050 yılında 10 katına çıkacağı, yani 1 milyar tonun üzerine çıkacağı beklentisi var. Dolayısıyla teknolojiler de ilerliyor, gelişiyor. Elektroliz teknolojisiyle hidrojen üretimi artı ülkelerin bu konudaki regülasyonları, biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin 27 ülkenin 16 tanesi bir strateji yayınladılar, hidrojen stratejisi yayınladılar. İlk yayınlayanlardan bir tanesi Japonya'dır. Türkiye'de de bir takım çalışmalar var. Dolayısıyla ülkeler de artık bu konuda hem finansmanı nasıl olacak, teşvik sistemi nasıl olacak bu konuda çalışıyorlar. Dolayısıyla bu sürenin çok kısalacağını düşünüyorum. Japonya'nın, şöyle dünyayı biraz daha konuşalım, sonrasında Türkiye'ye geçelim istiyorum. Hedefler var dediniz ama şimdi 2 katına çıkacak, 3 katına çıkacak. Evet, bunlar güzel hedefler ve umut vadeden hedefler aslında ama şu an için mesela nasıl bir eylem planı uygulanmakta? Bu anlamda işte konferanslar yapılıyor, toplantılar yapılıyor, ciddi görüşmeler yapılıyor ve eylem planları da hazırlanıyor, araştırmalar yapılıyor ama bu anlamda en ciddi yatırımı yapan ülke belki de Japonya, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Evet. Şöyle ülkelere oranlama yapacak olursak daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Japonya ve Amerika'da özellikle bu var ve Avrupa Birliği'nde de çok gündemde. Öncelik hedef dekarbonizasyon. İşte bu küresel ısınmanın önüne geçebilmek için 2050 yılında net zero hedefi var. Yani sıfır karbon hedefi var. Dolayısıyla buna göre finansman mekanizmaları değişiyor. Sanayicilere bir takım yaptırımlar var. Özellikle işte demir çelik, ağır sanayi, bunlar sera gazlarını çok fazla açığa çıkartıyorlar. O konuda kredilendirme de buna göre olacak. Ve bizim beklentimiz çok hızlı bir şekilde yayılacak. Orada da hem yenilenebilir kaynaklar hem de hidrojen çok önemli olacak. Bu konuda da yatırımlar yapılıyor. Aslında bu yatırımlar yapılırken, bu hedef koyulurken sektörlere göre dağılımı baz alınıyor. Madem öyle, biz de sektörlere göre dağılımını şöyle bir açalım, bir konuşalım. Hangi sektörde nasıl bir dağılım söz konusu olacak ki 2050'de sıfır karbon hedefine ulaşılabilsin? Özellikle tabii sanayi diyoruz, önemli bir alan. Üreticiler ve tüketiciler olarak tabii bu bizim sorumluluğumuz. Nasıl bir dağılım olacak, nasıl bir tablo ortaya çıkacak ki 2050'de gerçekten bu sıfır karbon hedefine ulaşılabilsin? Evet, aslında Zehra Hanım, her sanayide bu olacak ama ağırlık olarak baktığımızda petrokimya, rafineri, demir çelik gibi sektörlerde daha fazla sera gazı salınımı var. Dolayısıyla o tarafta yoğunlaşacak ama aynı zamanda hayatımızın içinde ulaşımda olacak mesela. Ulaşımın etkisi %18 yaklaşık çünkü biz araçlarımızla atmosfere karbon emisyonları salıyoruz. Dolayısıyla burada hidrojenin olacağı bir alternatif yakıt sistemi tamamen su buharına dönüşecek. Ama ilk başlangıç noktası bence sanayi olmalı ve oluyor. Aynı zamanda mobility dediğimiz ulaşım sektörü. Ondan sonra evlerimize kadar girecek ısınma. Bu güzel haber sanıyorum. Evlerimize kadar girmesi biz bireysel olarak bizi ilgilendiren bir alan. Tabii ki hepsi ilgilendiriyor ama şimdi ısınabilecek miyiz, yemek yapabilecek miyiz, işte farklı alanlarda otomobil dediniz mesela kullanabilecek miyiz merak konusuydu. Anlıyorum ki hepsinde var olabilecek. Evet.
Peki yani ısınmanın ötesinde ya da otomobilin ötesinde hangi alanlarda bizim daha çok karşımıza çıkacak? Yani gerçekten de hayatımızın olmazsa olmazı mı olacak? Evet, olmazsa olmazı olacak. Hayatımız için her alanda olacak. Tabii 2050-2060 projeksiyon ama oraya çok hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyoruz. Çünkü çok temiz bir yakıt, su buharı olarak çıkıyor ve dünyamızı koruyoruz. Bu aynı zamanda bir ahlaki sorumluluk. Çocuklarımız, torunlarımız, önümüzdeki nesiller için yapmamız gereken bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çok da güzel söylediniz. Ahlaki bir sorumluluk, bireysel bir ödev bu bizim için. Şimdi sizin kurumunuzun dünya ölçeğinde hidrojen üretimindeki faaliyetlerini de ben konuşmak istiyorum. Dünyayı bu kadar konuştuk. Şimdi Türkiye'ye de gelelim yavaş yavaş. Nedir? Evet, dünyanın önde gelen üretim şirketiyiz. Bu kapsamda çok yatırımlarımız var. 200'ün üzerinde tesisimiz var. Ağırlıklı ulaşım tarafında gidiyoruz. Otomobiller, ağır vasıtalar. En son hızlı tren geçtiğimiz ay Almanya'da hidrojen yakıtlı hızlı tren projemiz vardı. Dolayısıyla baktığımızda mobility ağırlıklı ama sanayide de birçok anlamda varız ve önde gelen yatırımcıyız. Şu anda dünya pazarı 100 milyar dolar civarında. Ve şirketimiz olarak da çok önemli bir paya sahibiz. Yatırımlarımız var. Ar-Ge'nin 1/3'ünü bu alana ayırmış durumdayız. 1/3? Evet. Ciddi bir rakam gerçekten de. Madem sanayide biz varız, ciddi oranda da varız dediniz. O konuyu biraz daha konuşalım. Şimdi şirketinizin hidrojenle alakalı olarak hangi dünya sanayine destek verdiği noktasını da biraz daha detaylandıralım dilerseniz. Tabii ki. Birkaç teknoloji var Zehra Hanım. SMR dediğimiz steam methane reformer ve elektroliz. Biz tabii elektroliz yöntemini çok tercih ediyoruz. Çünkü elektroliz aslında çok basit anlatacağım. Suyun içindeki az önce bahsettim H2O, hidrojen ve oksijeni ayrıştırmak. Bu anlamda 200'ün üzerinde elektroliz tesisimiz var. Ağırlıklı sanayi olarak da baktığımız zaman ağır sanayi var. Ama bunun içinde gıda sektörü de var. Rafineriler, petrokimya, gıda firmaları gibi birçok alanda varız. Ve aynı zamanda da hidrojen dolum istasyonlarımız var. Normal siz aracınızla gidiyorsunuz. O konudaki aslında tecrübelerinizi de sormak istiyorum ben. Çünkü çok önemli, araçlarda da çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz dediniz. Bu tabii dikkat çekici, merak konusu. Şimdi şöyle bir bakacak olursak hem faaliyetlerinizi hem de tabii yılların getirmiş olduğu tecrübelerinizi ben sormak istiyorum size. Evet. Tabii son 10 yılda çok hızlandı bu süreç ama şirketimiz aslında bunu yıllardır araştırıyor, geliştiriyor. Son 10 yılda da ulaşım anlamında çok önemli yerlere geldik. Umarım ülkemizde de Türkiye'de de benzer girişimler olacak. Özellikle otobüsler, kamyonlar, ağır vasıtalar, forkliftlerde kullanımlar var. Otomobilinizde şöyle bir dünya hayal edin, hidrojen dolduruyorsunuz ve egzozunuzdan karbon emisyonu yerine su buharı çıkıyor. Dolayısıyla sıfır zararlı etkisi var dünyaya. Bu çok yakın Zehra Hanım. Yani 3-5 yıl içinde o kadar yakın olacağını düşünüyorum. Peki şu an hangi oranlarda, bir oran verebilir misiniz bize? Hem dünya hem de yani Türkiye'de biz belki çok şu anda %1 oranında. Çok çok düşük ama 3-4 yıl gibi kısa bir vadede maksimum seviyeye ulaşabilir. Çok güzel bir haber gerçekten de. Şöyle bir konuşacak olursak sıfır karbon hedefine giderken yapılması gereken çevre dostu planları konuşuyoruz. Karbonsuzlaştırma konusunda diğer sanayi örnekleri neler? Petrokimya sektöründe var. Rafinerilerde var biliyorsunuz. Rafinerilerde hidrokarbonu ayrıştırırlar. Ve aynı zamanda hidrojen çok önemli bir yakıt. Alternatif bir yakıt. Dolayısıyla amonyak bunun içinde. Amonyak bildiğiniz gibi NH3. O da 3 hidrojen bir azot molekülünden oluşuyor. Bunu bir çok iyi bir enerji kaynağı olarak da kullanılabiliriz. Ama bütün ağır sanayi dediğimiz, çünkü %42'si Zehra Hanım ağır sanayiden geliyor. O yüzden önce buraya bütün dünya olarak odaklanmamız lazım. Ama ulaşım %18'de bunu takip eden bir konu. Peki yeşil hidrojen artık bizim geleceğimizin yakıtı mıdır? Kesinlikle diyebiliriz. Yeşil hidrojen yakıt.
41 dediniz yanılmıyorsam ağır sanayinin vermiş olduğu karbon salımı. Bunun iyileştirilmesi için hedef 2050. Özellikle buradan başlanması gerekiyor. Yeşil hidrojenin özellikle bu sanayi içerisindeki artırımını da ben size özellikle sormak istiyorum. Şimdi renkleri saydınız. Gri, mavi dediniz, yeşil evet. dediniz. En masumu, evet, en zararsızı, sıfır zararsızı, zararlısı hatta yeşil hidrojen ama şu an dağılımı nedir? Gelecekte o 2050 hedefinde tamamen yeşil hidrojenin mi olması düşünülüyor ya da hedefleniyor diyelim. Evet, çok güzel bir soru. Şu anda %99 gri üretiyoruz hidrojeni. %99. 2050 yılında %99 yeşile döndürme hedefimiz var. 30 yıl içerisinde bu dönüşüm sağlanabilir. Evet. Peki bu kadar gerçekten de kolay bir şey midir? Hem ekonomik olarak soruyorum hem bunu düşünenler için, işte sanayiciler için bu dönüşümü kendi kafasında yatırımcılar vardır bizi izleyen. Bu dönüşüme belki katkı sağlamak isteyenler vardır, kendi kullanmak isteyenler vardır. Şimdi biz bu yeşil hidrojen dediğimizde tarımı da düşünmeliyiz. Çok alan var. İşte biz kendimiz bireysel bile düşünmeliyiz. Siz de ifade ettiniz. Maliyeti gerçekten de herkesin 2050 yılına kadar ulaşabileceği bir şey midir ya da ne yapılması lazım? Günümüzde tabii ki çok feasible değil baktığımızda ama 2050 yılına kadar hem üreticilerimizin büyümesiyle birim maliyetleri düşürme şansımız var. Burada tabii ülkelerin politikaları çok önem arz ediyor. Ülkelerin regülasyona olan desteği, finansman desteği, teşvik mekanizmaları buna göre kurgulanması lazım. Ve kullanımı da arttıkça birim maliyetinde çok azalacağını öngörüyoruz. Tabii evlerimize girmesi belki 2045-2050'leri bulacaktır. Ama ağırlıklı sanayi ve ulaşım, mobility kısmında çok daha görüyoruz, daha da fazla artacağını öngörüyoruz. Türkiye peki şu an hangi aşamada, 2050 yılında hangi aşamada olabilir? Evet, Türkiye'de de çok bu yönde çalışmalar var. Bir sürü kurum, bakanlıklar seviyesinde stratejiler var, yapılıyor. Hepsiyle irtibat halindeyiz. Bu konuda müthiş bir çaba var, istek var. Çok kısa bir zamanda sanıyorum bu regülasyonlar da yapılacak. Stratejik olarak Türkiye'nin bunu yapması lazım. Özellikle bu siz de bahsettiniz. Savaş şunu gösterdi, enerji bağımlılığı çok yüksek. Bugün Almanya'ya baktığımız zaman müthiş bir ileride hidrojen açığı, 8 trilyon ton gibi böyle bir rakamlardan bahsediliyor. Bizim bugün bu adımları atmamız lazım. Geçenlerde bir Almanya-Türkiye Enerji Forumu vardı. Orada sayın bakanlarımız bir araya geldi. Bu konuda çok büyük bir istek var, çaba var. Aynı zamanda bir Türkiye vatandaşı olarak bunu çok ciddi bir sorumluluk olarak ben kendim değerlendiriyorum, düşünüyorum. Hep birlikte Türkiye için de bunu yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında günümüz şartlarında özellikle siz de atıfta bulunduğunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından biz gördük ki enerji kartı gerçekten de günümüz şartları içerisinde en önemli kart belki de şu aşamada. İşte Avrupa'da kısıntılar var, çeşitli yatırımlar başladı peşi sıra. Bir hızlandırılmış hedefler silsilesi var ama sanıyorum yeşil hidrojen bu noktada ne kadar etkili olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Kesinlikle bir oyun değiştirici olacak. Öyle mi? Oyun değiştirici olacak. İddialı cümlesini kurabiliyoruz. Kurabiliriz, evet. Çünkü fosil yakıtlar zaten kendileri tükenecekler. Ve fosil yakıtları hem yakıt olarak hem ısınma olarak müthiş bir enerji kaynağı diyebiliriz hidrojen için. Peki Mert Bey, şunu da hemen eklemek istiyorum. Biz az önce değindik ama belki biraz eksik de kalmış olabilir. Şimdi Almanya'ya bakacak olursak 200'ün üzerinde dolum istasyonu var. Şöyle bir bakacak olursak, kıyaslayacak olursak biz hangi aşamadayız? Ve istenilen seviye, Türkiye'nin potansiyelinden bahsediyoruz hep aslında yeşil hidrojende, yeni enerjide ne kadar avantajlı olduğumuzdan bahsediyoruz. Biz o seviyeye ne zaman geliriz? Türkiye'de de çok mümkün. Dediğiniz gibi şirketimizin dünyada 200'den fazla dolum istasyonu var. Tabii bunun için uygun araçlar üretilmesi lazım öncelikle. Yani bu OEM'lerin işte otobüs, kamyon, hidrojenli çalışmaya uygun araçlar olması lazım. Onun dışında zaten elektroliz, hidrojeni üretmek zaten bizim işimiz. Onda hiçbir problem yok. Bu da çok yakın. Birkaç projemiz var. Şu an isimlerini vermeyeyim. Ama belediyelerle çalışma başlatılabilir. Ağır vasıta, uzun yol olabilir. Bu alanda bir takım projelerimiz var.
Peki çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Yeni Enerji'de bu hafta Lindegaz Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mert Kumbaracı konuğumuzdu. Haftaya farklı bir konukla karşınızda olabilmek dileğiyle.